Merhabalar. Bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız Franz Kafka'nın Şato romanı olacak ki Şato hakikaten çok kolay olmayan tam bir Kafkaesk eser, tam bir Franz Kafka eseri. Hatta Kafka'nın eserleri içerisinde de okurlar tarafından en zor olduğu düşünülen eseri. Hem Franz Kafka'nın en uzun, en hacimli romanı ki bitmemiş bir roman bu arada Şato. Yani Şato'nun bir de bitmemişlik hali var. Bitmemişlik haliyle bile Kafka eserleri içerisinde en uzunu, en hacimlisi ve onun çıkışsızlık dolu, yani karakterlerinin çıkışına izin vermeyen Kafkaesk havasının tam anlamıyla barındıran bir metin olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla Franz Kafka'nın Şato romanının. O nedenle okurlara hiç de kolay gelmeyen, gayet de katmanlı, pek çok konuyu barındıran, pek çok Kafka'nın anlatmak istediği özelliği barındıran, keza bu özellikler Kafka'nın değişim dönüşüm öyküsünde ve dava romanında da bulunmaktadır. Şato'da ise bütün bunlar daha detaylı bir şekilde karakterlerin üzerinden daha detaylı bir şekilde incelenmiştir Franz Kafka tarafından. Şimdi Şato'nun dava romanı ile bazı yakın ilişkileri var ama davadan da bir farkı var. Biliyorsunuz Franz Kafka öldükten sonra Max Brod tarafından, arkadaşı Max Brod tarafından eserleri yayınlandı. Ve onun Dava, Şato ve Amerika romanlarının üçü de yarım kalmış eserler. Fakat Dava ile Şato arasında şöyle bir farklılık var bu yarım kalma hadisesinde. Aslında Şato final yapmış ve bitmiş bir eser olarak düşünebiliriz. Sadece Kafka'nın kafasındaki kurgu devam etmesinde ve daha farklı bir sonla bitmesindedir. Fakat Şato'yu okuyanlar bilecektir. Aslında metin kendi içinde bir final yapıyor. Birazcık daha devam ediyor. Metin orada noktalanmıyor. Biraz daha devam ediyor. Ve biliyoruz ki aslında bu roman devam edecek. Fakat Kafka'nın ömrü yetmediği için devam etmemiş ve yarım kalmış bir roman. Fakat aslında bir final yapıyor. Ama tabii ki yazarların kafalarında başlangıçtan itibaren farklı bir kurgu olabiliyor. Ve bu romanı da Kafka daha farklı bitirmek istiyordu. Fakat şu anki haliyle bile aslında bütüncül bir eser olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama dava öyle değil. Davada Kafka yazarken hem başlangıcını hem baş kısmını yazmış hem de son final kısmını birlikte yazmış. O yüzden metnin ortalarında eksiklikler var. O yüzden davadaki eksiklik hali, bitmemişlik hali de çok daha belirgin ve daha göze çarpan durumda. Şato ise bu noktada biraz daha rahat bir metin olduğunu, daha tamamlanmış bir metin olduğunu çok rahatla söyleyebiliriz. Ama hiç de kolay olmayan bir metin. Çünkü dediğim gibi o Kafka'nın Kafkaesk yarattığı ortam, o çıkışsızlık hali, bir türlü şatoya ulaşılamama hali, bir türlü şatonun beyi Klam'a ulaşılamama hali K tarafından. İşte Bay K ana karakterimiz bu arada. İşte K'yı Kafka olarak düşünebilirsiniz. O artık sizin hayal gücünüze kalmış. Ama bir adı veya soyadı yoktur. K'dır romandaki ana karakterimiz. Ve onun üzerinden çok net bir şekilsizlik halini bize gösterir. Yine bürokrasi eleştirisi yapılır. Yine bir otorite eleştirisi yapılır. Yine kişinin kendini böcek gibi hissetmesi halini bizlere gösterir. Ama Şato romanında bir başka şey daha göstermiştir ki bu başka şey metnin içinde aslında en önemli kısımdır. Fakat metin katmanlı bir metin olduğu için alttan yürüyen, tıpkı Albert Camus'un Veba romanında olduğu gibi alttan yürüyen bir hadisedir. Veya yine Camus'un Yabancı romanında olduğu gibi. Yani bize gösterdiği K üzerinden bir anlatım var ve bu anlatımda çok net bir bürokrasi eleştirisi, çok net bir otorite eleştirisi ve çok net bir yabancılaşma ve toplumun da dışarıdan gelen birisini yabancı olarak görmesini de bize gösterir ve o çıkışsızlık halini çok net bir şekilde verir. K karakteri üzerinden ki K karakterimiz burada kadastrocudur. Metinde öyle yer alır. Ama asıl altta bir başka hikaye yatmaktadır. O hikayeyi kaçırmamamız gereken bir hikayedir. Yani o alttaki hikaye, Amelia'nın hikayesi hakikaten metinde aslında en çok bize bir şeyleri göstermek istediği Kafka'nın bence Amelia'nın hikayesidir. Şimdi bütün bunlara geleceğiz sırasıyla. Ama hani bugün Kafka'nın bir romanını size inceliyorum. Yani Şato romanından bahsedeceğim ama aslında bizim kaçırdığımız bir nokta var. Kafka çok iyi bir öykücüdür.
Yani hep Kafka'yı bir romanlarıyla biliriz ve romancı olarak anarız. Dava, Şato, işte Amerika gibi eserleriyle. Hatta Dönüşüm Değişim eserine bile roman gözüyle bakılır ki değil. Yani novelladır, uzun öyküdür Dönüşüm. Roman değildir kesinlikle ama onu bile hani nedense o kategorinin içine alınır, alırlar. Ama Kafka çok da büyük bir öykücüdür. Bütün öykülerini göstermek istiyorum. Cem Yayın Evi'nden çıkan benim de kitaplığımda bulunan muhteşem bir çeviri. Kamuran Şipal çevirisi. Kamuran Şipal'in diğer Kafka çevirileri de yine Cem Yayın Evi'nde var. Bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ki tabii Kafka konusu şanslıyız. Yani çok iyi Almanca çeviri yapan çevirmenlerimizin çevirdiği eserleri var Kafka'nın. İşte İş Bankası Regaip Minareci, yanlış hatırlamıyorsam. Keza iletişim Tanıl Bora. Yani çok güzel çeviriler. Kamuran Şipal'in de en iyi Alman çevirmenlerimizden bir tanesi. Onun da çevirileri var Cem Yayın Evi'nde. Yani bu anlamda hakikaten Kafka çevirileri açısından çok şanslı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Gayet iyi çeviriler elimizde söz konusu. Şimdi dediğim gibi Kafka çok iyi bir öykücü. Ama bu öykücülüğün yanında da aslında çok da büyük romancı olabilecek potansiyelini bu eserlerinde görebiliyoruz. Fakat Kafka'nın da şöyle bir çalışma yöntemi var. Kafka akışta yazmayı seven ve o çelici unsurlar yüzünden o akışı her zaman devam ettiremeyen, tabi bunun hastalığı da var. Pek çok kez nişanlanması da var. Bir türlü yazmaya adapte olamayan, onunla çok ciddi savaş ve mücadele veren, bu nedenle de metinlerini sürekli yazıp düzelten bu Robert Musil'de de vardır. Ve bundan da kaynaklı metinler maalesef bitemiyor. Zaten çok da kısa bir ömrü var maalesef, bildiğiniz gibi hastalığı nedeniyle. Kafka'nın hayatı ve eserlerini bunu çok detaylı anlatmıştım size burada. Tekrar tekrar etmeyeceğim ama maalesef kısa da bir ömrü var. Ki Şato'ya da 1922'nin başlarında başlamış. Ve yaşamının sonuna kadar Şato romanı üzerinde çalışmış ama Şato dediğim gibi onun istediği gibi bir sonla bitememiş bir roman. Ama kendi içerisinde bütüncül bir metin. Peki bu metinde kimler var? Önce K karakteri, kadastrocu karakteri. K, Şato tarafından kadastrocu olarak köye atanmış bir kişi. Peki bu kadastro nedir? Kadastroculuk nedir? Özellikle Avrupa'da kadastroculuk 18. yüzyılın 19. yüzyılın başlarında tam manasıyla başladığını söyleyebiliriz. Aslında 18. yüzyılda başlıyor ama tam manasıyla kadastroculuk 19. yüzyılın başlarında başlayan bir iş. Yani bu işte parsel parsel haritasını çıkarmak, parsele bölmek. Bugün belediyelerde gördüğümüz iştir, arazileri. Bununla uğraşan şato adına görevlendirilmiş bir kişi K. Fakat görüyoruz ki K'yı kimse böyle hoş karşılamıyor. Yani şato adına geldiğini söylese de kimse ona inanmıyor, güvenmiyor. Hatta muhtar diyor ki burada öyle hani kadastrocu işi falan gerek yok, yani böyle bir iş yok zaten. Yani sana bu görevi de veremem, böyle bir ihtiyacımız yok. Anca okulda hademelik görevi var. İstersen onu, yani o kadro boş. Öğretmen de bir hademe arıyordu zaten okulda. İstersen seni oraya görevlendirelim, yani orada çalışabilirsin diye teklifte bulunuyor. Tabii K çok şaşkın, yani hem köyde bir yabancı olarak karşılanması, istenmiyor olarak karşılanması çok onu şaşırtan bir durum söz konusu. İnsanlardan onun şatoya ulaşmak istiyor. Yani şatoya götürmelerini istiyor, şato yoluna götürmelerini istiyor. Hani şatoya ulaşıp bir sormak istiyor. Fakat kimse buna da yanaşmıyor. Kimse onu şatoya götürmek istemiyor. Çünkü şato onlar için asla ulaşılamayacak büyülü bir yer. Bu büyülü yerden kastım da hani büyü, mistik onlar değil. Şato bir zamanların bizdeki Ankara'sı gibi. Yani bilirsiniz, bu filmlerde de görürsünüz, 1950'lerde 60'larda Anadolu'da özellikle Ankara büyülü bir yerdir yani. Ankara'dan bir mektup geldi, yani resmi bir belge geldi, insanlar korkar. Çünkü mutlaka bir problem olabilir yani. Çünkü insanlar eğitimsizdir genel itibariyle ve sıkıntı yaşayabileceklerini düşünürler. Ankara'dan gelen işte belgelerden ve resmi evraktan. O yüzden Ankara korkutucu ve ulaşılması imkansız bir yerdir. Ve oradan gelen insanlar da çok farklı olarak görülür. Şimdi burada da benzer bir durum var. Yani Şato'da da, yani Şato'nun beyi Klam işte asla ulaşılamaz bir kişidir. İşte Kont zaten hiç görülemeyen, bilinemeyen, asla ulaşılması imkansız. Şatoya zaten gidilmez.
Oradaki bir memur bile, yani şatodan gelmiş bir memur bile çok önemli oradaki halk için. İşte Sortini diye bir memur mesela. O hikayede anlatacağım Amelie'nin hikayesini size. O bile çok önemli. Ama nedense kadastrocumuz kimse kendini inandıramıyor. Şatoda, yani şato tarafından görevlendiği inandıramıyor. Çünkü bir kadastrocuya ihtiyaç yoktur o köyde. Böyle de ilginç bir metin. Kadastrocu işte bara gidiyor. Barda Frida diye bir kızla tanışıyor. Onunla bir aralarında aşk ilişkisi oluyor ve sonra nişanlı oluyorlar. İşte Kafka'nın da kendi hayatında biliyorsunuz bitmek bilmeyen nişanlıkları, bir türlü eğlenemeyen, sürekli nişanlık geçiren ve malum hastalığı nedeniyle de bir türlü düzgün ilişkileri olamayan bir kişi Franz Kafka. Burada da böyle Frida karakteriyle bir netameli bir aşk ilişkisi var. Hatta işte hademe olarak Frida ile birlikte okulda çalışıyor. Okulda çalışmaya başlıyor. Barmenliği bırakıyor Frida. K ile birlikte gidip okulda hademe olarak çalışmaya başlıyor. Metnin bu kısmı var. Şimdi diğer kısmında benim önemli gördüğüm asıl kısımda şu var. Bu hani anlattığım kısım K karakterinin yaşadığı halk tarafından asla sevilmemesi, yabancılara karşılanması, işte otoriteye bir türlü ulaşamamak, yani onu şato atadı, öyle biliyor ve öyle düşünüyor. Ama sonra şatonun atıp atamadığından bile emin olamaz hale geliyor. Tam bir çıkışsızlık hali, tam bir metnin sonlarına doğru artık böyle kendini bir böcek gibi görme. Zaten hani hademeli görevini kabul etti. O hiç kendisi alakası olmayan bir görevi yapmak durumunda da. Ki orada bile öğretmenden ciddi problemler yaşıyor. Öğretmen onu istemiyor. Ve böyle bir durum söz konusu. Yine işte davaya benzer sahnelerde metnin ilerleyen kısmının sonlarına doğru o bürokratik kısımlar, hukuk kısımları mevcut. Fakat bir Barnabas ailesi var. Barnabas Klam'dan, yani şatodaki Bey Klam'dan mektup getiren, K'ya mektup getiren bir karakter, postacı görevi yapıyor. Yani işte şatoyla köy arasında postacı görevi yapan bir karakterimiz, kişi. İki tane kız kardeşi var, Olga ve Amelia diye. Bu aile aslında ayakkabıcılık üstünde yapan ve köyde nüfuzlu da bir aileymiş geçmişte. Fakat bir olay yaşanıyor Amelia üstünden. Ve bu olay hakikaten kralcılık, hani kraldan çok kralcılık vardır ya, onu bize çok güzel anlatan bir şey. Sortini diye bir memur itfaiye gecesinde köye gelir. İtfaiye gecesinde Amelia ile aralarında bir iletişim olur. Amelia karşılıklı olarak birbirlerini beğenirler. Ve sonrasında habercisi Mameli'ye bir mektup gönderir ki bu mektup bayağı böyle üstenci bir üslupla yazılmış, bayağı bir dil kullanılmış bir mektuptur. Burada bir yarım saati içerisinde Beyler Oteli'ne Amelie'ye gelmesini emreder Sortin. Amelie ise mektubu parçalar, habercinin yüzüne atar ve oraya gitmez. Ve o gün sonrasında Frida da bunu görür. O sırada otelde garsondur Frida ve bütün oradaki köy halkına yayar bunu. Ve o aile bildiğiniz lanetlenir. Fakat bu lanetlenme kısmı şatodan gelen bir durum değil. Yani şatodakiler ceza falan vermez veya Sortini'nin yaptığı bir şey de değildir. Şatonun da çok umurunda değildir bu. Ne kontun ne de oradaki bey klamın. Ama halk, işte o kralcılık dedim ya. Halk için inanılmaz bir şeydir yani. Ne demek şatodan gelen bir memura kabul etmemek, onun işte o bulunduğu otele gitmemek, mektubu yırtıp habercisinin yüzüne atmak ne demek? Yani öyle bir otoriteye tapma mevzusu var ki bu köyde. Bu yapılan çok büyük hakaret onların gözüne ve bütün aileyi aç bırakıyorlar bile. Hiçbir şekilde iş verilmiyor, ayakkabı işini yapamıyorlar. Aile aç ve bilaç, terk edilmiş durumda yaşıyor. Ki biz bu ailenin hikayesine nasıl tanık oluyoruz? Barnabas karşılaşıyor köyde K ile ve K'yı evine götürüyor. Orada işte Olga ve Amelie ile tanışıyor ve bir şekilde hikayelerini öğreniyoruz. Ve Frida da Olga'dan kıskanıyor. Çünkü Olga'nın da az biraz K'ya ilgisi olduğunu görüyoruz. Yani metin kısaca böyle. Daha anlatabileceğim tabii metine ilgili çok şey var ama hani çok da detayına girmeyeyim. Çünkü hani o detay kısımlarına çok fazla girmiyor olayım ama
dediğim gibi aslında temelde iki hikaye olarak gittiğini söyleyebiliriz. Yani bir, köyün Kağ'ı kabul etmemesi, bir şatoya ulaşılamama hali ve kadastrocu olan Kağ'ın bambaşka bir iş yapmak durumunda kalması ve bir yabancı olarak o köydeki hali. Bir de Amelia'nın, o dışlanmış bir başka ailenin, Amelia'nın ve işte Barnabas'ın, Olga'nın hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani gördüğünüz gibi Şato'da da Kafka o birçok hem dışlanmadır, yabancılaşmadır, otorite kavramıdır, bürokratik engellerdir. Mesela klan var, bey. Klan mektup gönderir Barnabas aracılığıyla işte Kağ'a. Hatta iki tane de yardımcı gönderir. Ama o yardımcıları anlarız ki aslında yardımcılar bir nevi gözetmen gibidir. Yani onun hareketlerini, Kağ'ın hareketlerini gözetleyen, ona baskı kuran iki tane yardımcı karakterdir. Ve klan mektuplarıyla bir nevi Kağ'ı gözetlediğini gösterir metnin içerisinde bize. Ama klamsa, yani Kağ ona ulaşmak ister ama bir türlü ulaşılamayacak bir kişidir. Ya yani şatoya zaten ulaşamıyorsunuz. Klam ise mistik bir kişidir. Hatta şöyle denir yani işte köyde farklı, şurada gördük farklı, burada gördük farklı. Köylüler için klan tam bir mistik kişidir. Şatodan gelen özel bir insandır. Ona ulaşılamaz zaten. Ki şunu da öğreniriz ki Frida da bir zamanlar işte klanla ilişkisi vardır. Bir zamanlar onunla ilişkisi vardır. Bunu da öğreniriz. Hatta klandan da kıskanır nişanlısını K. Metin dediğim gibi kabaca böyle. Hani çok daha fazla detayına girmeyeyim ama hakikaten Şato özel bir eser. Okuması hiç kolay değil, onu söyleyeyim. Yani o çıksızlık halini size buram buram hissettiriyor Franz Kafka. Bu nedenle hiç kolay olmayan bir roman. Gayet katmanlı bir roman. Yani o çıksızlık hissi içerisinde pek çok da yan dala, yan karakterlere ve yan öykülere giriyoruz aslında. Ama çok da özel bir eser olduğunu biliyoruz. Keşke bitmiş olsaydı tabii ki. Yani daha bitmiş halini, muhtemelen 450 sayfalık bir metin olacaktı muhtemelen. Hani daha keşke bitmiş olsaydı. Hani yazarın kafasındaki gibi bitmiş olsaydı ama şu haliyle bile dediğim gibi aslında tamamlanmış bir romandır diyebiliriz. Çünkü metin son sayfalara doğru aslında kendi içinde bir final yapar. Fakat o metin birazcık daha devam etmiştir ve orada da yarım kalmıştır dediğim gibi Kafka'nın vefatı nedeniyle. Neyse ki Max Brod Kafka'yı dinlememiş ve bu metinleri iyi ki de yayınlamış. Biz de Franz Kafka gibi bir büyük bir değere erişmişiz. Onun öyküleri yanında bir de romanları var ki romanları da gördüğünüz gibi çok ama çok özel. Yani dönemini çok güzel eleştirmiş, dönemindeki sorunları çok güzel eleştirmiş. Ama öyle sorunları eleştirmiş ki aslında o sorular bugünün de sorunları, bugünün de dünyasının, bugün dünyasında yaşadığı sorunlar. O yüzden Kafka'nın eserleri ölmüyor arkadaşlar. Yani Kafka okuması kolay değil. Her okurun yazar olabilecek bir yazar değil. Kafka'yı çok sevenler ve hiç sevmeyenler olarak pek çok okurun böyle bir noktası vardı. Ben daha nötr bir okurum Kafka'ya yönelik. Yani Kafka ile ne tam olarak bütünleşebiliyorum. Çünkü o çıksızlık hali beni de metin okurken genelde boğuyor. Ama ne de hani Kafka'ya uzak duran bir okurum. Çünkü hakikaten modern edebiyat tarihinde en özel yazarlardan bir tanesi. Yani modern edebiyat dediğimizde ilk aklımıza gelen 4-5 yazardan biridir Franz Kafka. İşte Faulkner'ı deriz, Virginia Woolf'u deriz, James Joyce'u deriz. Elias Canetti aklımıza gelir, işte Hermann Broch aklımıza gelir, Marcel Proust aklımıza gelir ve Franz Kafka aklımıza gelir. Kafka hakikaten çok ama çok özel bir yazar olduğunu söylemek lazım. Dönemini de çok iyi analiz etmiş. Hem kendi yaşındaki hayatındaki sorunlar, babasıyla olan sorunlar, yani otorite Kafka'nın hayatında babadır aslında. Babayla olan sorunları, ki babaya mektupları meşhurdur bildiğiniz gibi. Hem kendi yaşamında o nişanlılıklar, bir türlü bitmeyen ilişkiler, sonlanmayan ilişkiler, bir sürü sorunlu aşk ilişkileri diyelim. Hem de var olan hastalığı, onu zayıf bırakan, onu kötü hissettiren hastalığı ve yazmak tabii ki. Yani Kafka akışta yazan bir yazar. Öykülerini tek seferde bitiren bir yazar. Öyle yazmayı isteyen bir yazar ki benim de kimi zaman akışta yazılarım, akışta öykülerim vardır. Gecenin işte bir yarısı başlayıp sabahın saatini bitirdiğim ama hiç kolay değildir akışta öykü yazmak.
akışta metin yazmak çok yıpratıcıdır bir yazar için. Kafka ise tamamen böyle yazan bir yazar ve akışı bozabilecek hayatımız yine pek çok çelici unsur var. Kafka da bunları çokça yaşamış. Yaşadığı için de zaten metinleri, Kafka'nın metinlerinde işte bu yarım kalmışlık halini çokça görüyoruz. Maalesef zaten genç yaşta kaybettiğimiz için de metinlerinin, önemli metinlerinde en azından bu yarım kalmışlık hali mevcut. Benim Franz Kafka'nın statüsü için şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kafka ile ilgili şimdilik bu kadar anlatmış olayım. Şato ile ilgili de bu kadar bahsetmiş olayım. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.